Merhaba, bildiğiniz gibi 2020 yılı hepimiz için ilginç bir yıl oldu ve nihayet geride bıraktık. Ben de bu 2020 yılında evden çalışmaya başladığım için aslında kitaplara daha fazla vakit ayırabildim. O eski kitap okuma alışkanlığımı kazanabilmek için de güzel bir dönem geçirebildim diyebilirim. Burada da bu yılı okuyup beğendiğim kitaplardan bahsetmeye çalışacağım hızlıca. Okuduğum kitapların tümünü aynı zamanda Goodreads adlı uygulama üzerinden de güncel tutmaya çalışıyorum. Bu uygulamada 5'lik puan dilimi üzerinden istediğiniz puanı da verebiliyorsunuz. İlerleyen zamanlarda okuduğumuz kitapları unutabiliyoruz maalesef. Ben de bu uygulamayı tekrar açtığımda hangi tarihte hangi kitapları okumuşum ve bunlara kaç puan vermişim tekrar inceleyebiliyorum. Böylece özellikle 4 ve 5 gibi yüksek puan verdiğim kitapları böyle tekrar açıp hatırlayabilmek adına ya kitabın sonunda aldığım notlara bakıyorum. İşte hangi sayfa benim için önemli olmuş, ne tür bilgiler içeriyormuş. Kendimce uyguladığım bir not alma sistemi var. Belki bunu da daha sonraki videolarda da bahsederim. Bu notlar sayesinde o notlarımın üzerinden tekrar geçip kitabın neler anlattığını hatırlama fırsatı yakalıyorum. Bu da benim için oldukça iyi oluyor. Size de tavsiye edebileceğim bir yöntem bu arada. Şimdi sırayla bu kitaplara bir göz atalım. Ben bu yıl neler okudum ve size hangilerini tavsiye ediyorum. Bunlara sırayla bakalım. Şimdi benim ilk bahsedeceğim kitap Fareler ve İnsanlar kitabı olacak. Özellikle böyle eski tarihli bir dizi vardı, Lost adlı dizi. Bu diziyi bilenler orada Sawyer karakterinin adada bir kitap okuduğunu hatırlarlar. O kitap da Fareler ve İnsanlar kitabıdır. Ben de bu kitabı uzun zamandır merak ediyordum ve sonunda geç de olsa okuma fırsatı yakaladım. Ve blogumda bu kitapla ilgili bir yazı da yazdım. Fareler ve İnsanlar şundan bahsediyordu. Biz evet hayatımızda bir takım planlar yapıyoruz ama bu planlar maalesef genelde bizim planladığımız şekilde gitmiyor ve genelde bir terslik çıkıyor. Bu kitap da bunun üzerine bir kitap. İki önemli baş karakter var kitapta ve bunlardan bir tanesi aslında biraz engelli olan bir karakter diyebiliriz. Bir takım rahatsızlıkları var ve bu rahatsızlıkları nedeniyle diğer arkadaşını da zor durumda bırakıyor. Hani çok fazla spoiler vermeden aktarmaya çalışıyorum. Mutlaka okumanız gerektiğini düşündüğüm bir kitap ve bu kitabın bir de çekilmiş filmi var. Aslında birden fazla çekilmiş bir filmi var. Ama ben videonun açıklama kısmında bir link bırakacağım. Özellikle o filmi izlerseniz o filmdeki hem oyuncular çok iyi hem de anlatış tarzını ben çok sevdim. Size de tavsiye edebileceğim bir kitap ve film diyebilirim. Şimdi ikinci kitaba geçelim. Aslında ikinci kitap diyorum ama bu bir üçleme olacak. Ama ben özellikle ilk iki kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Bu muhtemelen okuduğunuz kitaplar arasındadır. Harari'nin Sapiens ve Homo Deus adlı kitapları. Sapiens özellikle benim böyle okurken altını çizerek hani not aldığım ve okuma alışkanlığımı geri kazandıran kitaplardan birisi oldu diyebilirim. Çünkü istediğiniz zaman kitaba geri dönebiliyorsunuz. Kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Bir roman olmadığı için özellikle not alacağınız çok fazla madde çıkıyor burada. Şimdi konusundan da bahsedecek olursak Sapiens aslında insanlığın tarihinden bahsediyor ve bunu çok yalın bir dille anlatıyor. Sinir sisteminin ve sinir sisteminin nasıl geliştiğinden bile bahseden bölümleri var. Bunlar oldukça işinize yarayacak. Homo Deus kitabında ise insanlığın bir sonraki aşamasından bahsediliyor. Bundan sonra insanlığı neler bekliyor? Birazcık bunlara değinen bir kitap. Bu özellikle iki kitabı ve bu sırada okumanızda fayda var diyebilirim. Önce Sapiens'i sonra Homo Deus'u. Daha sonra ise aslında üçlemede 21. yüzyıl için 21 ders adlı kitap var ama ben o kadar çok zevk aldığımı söyleyemem bu kitaptan. Özellikle dediğim gibi şu iki kitabı okursanız büyük zevk alacaksınız. Şimdi Sapiens ve Homo Deus'u okuduktan sonra Homo Deus'un bıraktığı yerden devam etmek isterseniz yapay zeka konularına da girmeniz gerekecektir diye tahmin ediyorum. Ben bu yıl özellikle yapay zeka konularında çok fazla sayıda kitap tükettim. Ama bunlar arasında beğendiğim iki kitaptan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi Cem Say'ın Yapay Zeka adlı kitabı. Aslında kitabın tam adı 50 Soruda Yapay Zeka. Önce hani bu konuya birazcık yabancıysanız, böyle hafiften bir giriş yapmak istiyorsanız bu kitapla başlayabilirsiniz. Yapay zeka nedir, ne değildir? Bugüne kadar hangi çalışmalar yapılmıştır? Hangi alanları etkiler? İnsanları etkileri neler olacak? Hani bunlara değinen bir kitap. Mutlaka okumanızda fayda var diyorum. Bundan sonra ise ben şöyle Süper İnsan adlı kitabı okudum. Süper İnsan kitabı ile ilgili de blogumda bir yazı yazmıştım. Süper İnsan benim için şöyle önemli bir kitap. Özellikle oyun dünyasına da yakınsanız, işte Deus Ex gibi oyun serilerine aşinaysanız ondan da bir takım şeyler böyle bulabileceğiniz bir kitap diyebilirim. Ben özellikle Detroit Become Human, Deus Ex ve son zamanda Cyberpunk 2077 gibi oyunları da oynadıktan sonra bu kitabı tekrar okumak istedim açıkçası. Bu kitabı okuduğunuz zaman özellikle cyborg dünyasına biraz daha böyle girmek isteyebilirsiniz.
Eski filmlerden örnek verecek olursam mesela Terminator filmini çoğumuz biliriz. Orada gelişmiş kollar, robotlar görürüz. Süper İnsan'da da aslında buna benzer çalışmalardan da bahsediliyor. Örneğin renk körlüğü yaşayan bir insan renkleri duyabilmek adına nasıl çalışmalardan geçmiş, hangi aletleri kullanıyor? Bu tür örneklere yer veriliyor. Bunlar oldukça zevkli örnekler diyebilirim. Ya da bir uzvunu kaybeden insan için ne tür gelişmeler yapılabilir? Örneğin birisi kolunu bacağını kaybettiyse bunlar için daha gelişmiş neler kullanılabilir? Ve insan vücuduna nasıl entegre edilebilir? Bunlar hakkında bilgiler bulabileceğiniz bir kitap diyebilirim. Eğer bu konulara ilgi duyuyorsanız Süper İnsan kitabına mutlaka bir göz atın derim. Aynı zamanda dediğim gibi blogumda da bir yazı var. Orada daha fazla örnekten bahsediyorum. Dilerseniz o yazımı da okuyabilirsiniz. Orada çok sayıda örnek bulacaksınız. Şimdi sıradaki kitaba geçeyim. Bu da eski kitaplardan birisi. H.G. Wells'in The Time Machine. Türkçe adıyla Zaman Makinesi adlı kitabı. Ben bu kitabı okurken iki tane yöntem izledim aslında. Kitabın önce kendisini okudum ve kısa bir kitap olduğu için ve konusu da ilgi çekici olduğu için hızlıca bitirmiştim. Bundan sonra ise Storytel uygulamasında Barış Özcan bu kitabı seslendirmiş. Ben de hemen ücretsiz 14 günlük deneme sürecimi başlatmıştım ve Barış Özcan'ın sesinden bu kitabı tekrar dinlemiştim. Yani bu kitabı hem okudum hem de sesli dinlemiş oldum. Şimdi ben zaman yolculuğu, zaman makinesi gibi konulara çok meraklı birisiyim ve bu konularda çok fazla içerik tüketmeye çalışıyorum. Yine bu kitapla ilgili blogumda da bir yazı yazdım ve birçok örnek verdim. Verdiğim bu örnekler genelde diğer kitaplardan ve filmlerden toparladığım örnekler oldu. Mutlaka o yazıma da göz atmanızı tavsiye ederim. Zaman makinesi neden önemli diyecek olursanız bu kitabın şöyle bir özelliği var. Yani bu kitabı okumadan önce size şöyle bir soru yöneltmiş olsaydım, işte bundan örnek veriyorum, yıllar sonra bizi nasıl bir dünya bekliyor dediğimizde genel yanıtlar şu şekilde oluyor. Bizi gelecekte çok parlak ve çok gelişmiş bir dünya bekliyor. İnsanlar çok gelişmiş olacak. Biraz önce kitapta bahsettiğim gibi işte cyborglar olacak, robotlar dünyamızda olacak. Çok çok gelişmiş bir dünyadan ve her şeyin neredeyse mükemmel olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Ama H.G. Wells zamanında bu kitapta biraz olaya farklı yaklaşmış. Gelecekte insanlar duygulara bile sahip olmayacak ve bizi bambaşka, aslında kötü diyebileceğimiz bir dünya bekliyor olacak. Bu kitap bu açıdan çok önemli diyebilirim. Çünkü herkes gibi bakmaktansa farklı bir bakış açısı getiriyor. Bir sonraki kitap ise Mary Shelley'nin Frankenstein ya da Frankenstein diye okumak gerekiyor belki ama biz alıştığımız haliyle Frankenstein diye okuyalım. Frankenstein adlı kitabı. Şimdi bu kitap da benim için çok önemli. Kitabı okuduktan sonra hemen Benedict Cumberbatch'in de oynadığı YouTube'da bir ara ücretsiz yayınlanan tiyatro oyununu da izledim. Orijinal dilinde. Frankenstein edebiyatta çok önemli bir yere sahip ve çünkü bizi bazı sorgulamalar yapmaya iten bir kitap diyebilirim. Burada aslında birazcık Tanrı'nın varlığı da sorgulanıyor diyebiliriz. Çünkü burada aslında karıştırılan bir şey var. Frankenstein zaten o yaratığın kendisi değil, doktorun adı oluyor. Doktor burada bir ölü bedenlerden topladığı uzuvlarla birlikte yeni bir varlık yaratmaya çalışıyor. Buna insan demek çok mümkün olmayabilir. Biraz farklı bir varlık bu. Doktor Frankenstein görünüş olarak o kadar çirkin bir varlık yaratıyor ki artık yarattığı bu varlığa kendisi bile bakmak istemiyor. Ondan uzaklaşmaya karar veriyor ve onu bir kenara itmeye başlıyor. Ama yaratılan bu varlık iyinin kötünün bile ayrımını yapamazken daha sonra insanlarla tanışıyor. Ve insanların aslında ne kadar kötü varlıklar olduğunu anlamaya başlıyor. Ve kendi yaratıcısı olan Frankenstein'e büyük bir nefret beslemeye başlıyor. Onunla yüzleşip neden kendisini yarattığını ve yarattıktan sonra neden kendisiyle ilgilenmediğini sorgulamaya başlıyor. Bu kitap bize kendi hayatımızda sorgulatmayı başardığı için çok önemli bir kitap diyebilirim. Benim için çok ayrı bir yeri var. Bu da mutlaka okumanız gereken kitaplar arasında. Ben bunu Türkçe olarak okudum ama bir de kendi orijinal dilinde okumayı istiyorum açıkçası. Bir sonraki kitap ise çoğumuzun bildiği bir kitap. Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar kitabı. Bu zaten sayfa sayısı da az olan ve hızlıca okunabilen bir kitap. Biz insan olarak maddiyatın peşinden çok fazla koşuyoruz. Ama bu kitabı okuduğumuzda aslında maddiyattan önce gelen şeyler, işte sevgi özellikle, sevgi, özgürlük gibi kavramlar bizim için ne kadar önemli. Bu kitabı her okuduğumuzda tekrar tekrar anlıyoruz. Bir sonraki kitap ise İnsanın Anlam Arayışı adlı kitap. Bu kitap benim önüme sürekli çıkıyordu ve sonunda bu yıl okumayı başardım. Bu kitabın beni çok etkilediğini söylemeliyim. Çünkü biraz böyle Nazi kamplarını falan da daha önce araştırdıysanız maalesef insanlar çok kötü tecrübeler yaşamışlar. Birçok kişi maalesef hayatını kaybetmiş. Ve o kamplardan kurtulmayı başaran bir psikoloğun neler, o dönemde neler yaşadığı, nasıl hayatta kalmayı başardığı üzerine
Çok anlamlı bir kitap. Bunu da mutlaka okumanızı öneriyorum. Bu kitabı okuduktan sonra Çizgili Pijamalı Çocuk adlı kitabı okuyabilir ve aynı isimle çekilmiş filmi de izleyebilirsiniz. Filmi de gerçekten çok etkileyiciydi diyebilirim. O yüzden bu kitaba ve Çizgili Pijamalı Çocuk adlı kitaba bir bakmanızda, okumanızda fayda var diyorum. Şimdi bir sonraki kitap ve benim bu yıl okumaktan en büyük keyif aldığım kitaplardan birisi Alışkanlıkların Gücü oldu. Bu kitabın altında böyle çizdiğim, arkasına not aldım. Çokça sayfa var. Özellikle beyin ve alışkanlık konularına meraklıysanız bu kitapta çok güzel örnekler bulacaksınız. Aynı zamanda marketing konularına da birazcık böyle ilgi duyuyorsanız yine çok sayıda güzel örnekler var. Daha böyle kitap ilk sayfalarda sizi içerisine çekiyor ve kitabın şöyle bir işleyiş modeli var. Önce bir hikayeyle başlıyor. O hikaye bir yerde kesiyor ve çok merak uyandıran bir yerde kesiyor. Sonra bir sonraki hikaye atlıyor. Ondan da biraz bahsediyor ve onu da bir yerde kesiyor. Üçüncü bir hikaye atlıyor ve onu da yine merak uyandıran bir yerde kesiyor. Hikayeler arasında sürekli geçiş yaptığı için sizi okumaya sürekli teşvik ediyor. Yani ben okurken en azından bu hisse kapıldım. Böyle üçüncü hikayenin sonundayken hala aklımda böyle birinci hikaye ve ikinci hikayede bir yandan nasıl ilerleyecek falan diye devam ediyordu kafamda. Yani beyin ve alışkanlık konularını merak ediyorsanız kesinlikle okumanızı tavsiye ettiğim bir hikaye. Örnek olarak bir insan hafızasını kaybetmesine rağmen evin içerisinde odaları nasıl bulabiliyor ya da dışarı çıktığında dışarıda neler yaptığını hatırlamamasına rağmen evinin yolunu akşam geri nasıl bulabiliyor? Bunları bile okuyup hani cevaplarını alabileceğiniz bir kitap. Bu açıdan çok sevdiğim, okumanızı önerdiğim bir kitap diyebilirim. Bu kitabı okuduktan sonra size hatta bir tane de podcast tavsiye edebilirim. Sevgili Can Yücel ve Burcu Kuzucu'nun başlattığı bir podcast serisi var. Onlar da Alışılmadık Şeyler adında bir seriye başladılar. Ve bu kitapta bulabileceğiniz konulara da değiniyorlar. O seriyi de mutlaka bir takip elinize alın ve dinleyin derim. Şimdi tavsiye edeceğim diğer iki kitap böyle biraz hani kişisel gelişim tarzında kitaplar. Benim hani çok sevdiğim kitaplar değil aslında kişisel gelişim kitapları ama bu kitaplar beni oldukça şaşırttı diyebilirim. Şöyle yazarları farklı olmasına rağmen birazcık birbiriyle bağlantılı bulduğum kitaplar. İlki Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı, ikincisi ise Müthiş Psikoloji, Hayır Diyebilme Sanatı. Özellikle bu kitap benim için yılın ilginç kitaplarından biri oldu diyebilirim. Çünkü bir blog yazısı yazdım ve oldukça fazla da okunuyor. Gördüğüm kadarıyla hep olumlu yorumlar da almış. Bu nedenle böyle okumanızda fayda olacağını düşündüğüm bir kitap. Şimdi bunlara hızlıca değinecek olursam biz bazen küçük meseleleri bile çok fazla sorun edebiliyoruz. Bu kitap sayesinde gerçekten hangi olayları dert edinmeliyiz ya da hangilerini edinmemeliyiz bunları bulabileceğiniz önemli bir kitap diyebilirim. Hem gündelik hayatta hem de iş dünyasında gerçekten neleri kafaya takmak gerekiyor, neleri böyle çok da dert etmemek gerekiyor. Zaten ilerleyen zamanda sizin için böyle saçma gelecek olaylar olacak. Birazcık bunların örneğini bulabileceğiniz bir kitap bu. Diğer kitapta ise eğer bir işi yapmamız gerekmiyorsa, o sorumluluk gerçekten bize ait değilse, bu konulara nasıl direkt net olarak karşı tarafı da üzmeden ve onlara açık kapı bırakmadan hayır yanıtını verebiliriz? Yani gerçek anlamda nasıl gerçekten hayır demeliyiz? Bunları öğreten, örnek senaryolar veren bir kitap. Bu nedenle hem gündelik hayatınızda yine hem de iş dünyasında böyle taktikler bulabileceğiniz bir kitap diyebilirim. Bu nedenle iki kitabı da okumanızda fayda var. Bir diğer kitap ise yine çoğumuzun bildiği ve muhtemelen okumuş olduğu bir kitap. Bu Gogol'un Paltosu'ndan bahsedeceğim. Şimdi bu kitaptan bahsederken bir ek kitaptan daha bahsedeceğim. Bu da Statü Endişesi adlı kitap. Önce Gogol'un Paltosu'nu okursanız, devamında da bu kitabı okursanız böyle aslında iki konunun nasıl böyle ilintili olduğunu göreceksiniz zaten. Gogol'un Paltosu çok önemli bir kitap. Bu hikayede Akaki Akakievich adlı karakterin iş dünyasında kıyafetini değiştirdikten sonra hayatında nasıl değiştiğini anlatan bir kitap. Yine böyle eski kitaplara böyle bakacak olursak, hatta Nasrettin Hoca'nın Ye Kürküm Ye adlı fıkrasını bile hatırlatan bir kitap diyebilirim. Yani dış görünüşünüzü bile değiştirdiğinizde insanların size bakış açısı nasıl değişiyor, insanlar bu tür olaylara ne kadar önem veriyor, bunları bile görebileceğiniz bir kitap. Ve bunları neden yapıyoruz? Genelde bir statü endişesi nedeniyle yapıyoruz. Yani biz bu hayatta şöyle bir yer kaplıyoruz, şöyle bir öneme sahibiz diyebilmek için, statü endişesinden korktuğumuz için ya böyle kılık kıyafetimize önem veriyor ya da maddiyata çok fazla önem vermeye başlıyoruz. Bunlar belki de bu kadar önemli değil. Hani neden yapıyoruz? Bunları görebilmek için bu iki kitap oldukça önemli. Yine bu kitaplara değindiğim bir blog yazım da var. O yazıda da bunlar gibi değişik kitaplara da değiniyorum ve konuyla ilintili birçok örneğe yer vermeye çalıştım. O yazımı da okumanızı tavsiye ederim. Bir sonraki kitap ise Pürüzlü Mükemmellik adlı kitap. Ben bu kitabı
Yanlış hatırlamıyorsam Serdar Kuzuloğlu'nun Zihnimin Kıvrımları adlı podcast serisinde görmüştüm. Ve bu kitabın konusu ilgimi çok çekmişti. Bu kitap friksiyon konusundan bahsediyor. Friksiyon nedir? Aslında bazı olaylara birazcık böyle zorluklar katmak diyebiliriz. Zorluklar katıp o olayın ne kadar değerli olduğunu karşı tarafı hissettirmek de diyebiliriz. Mesela bir kahve alabilmek için önce Starbucks kuyruğuna giriyorsunuz. Oradaki çalışan kişi sizin kahvenizi hemen böyle bir dakika içerisinde vermek yerine önce bardakları ya da diğer şeyleri bir temizliyor. Böyle makineyi önce ayarlamaya çalışıyor. Orada yani sizi bir bekletme süreci var. Siz de o süreci izlediğiniz zaman ben çok değerliyim gibi bir hisse kapılabiliyorsunuz. Ve hem sürecin kendisine friksiyon katarak yani bir bekleme süreci katarak size aslında o olayın ne kadar değerli olduğunu hissettirmeye çalışıyor. Friksiyon bu açıdan önemli. Yine başka bir örnek verecek olursak Amazon zamanında, hatta şu anda da var bildiğim kadarıyla, tek bir tıkla bir kitap ya da başka bir ürünü direkt satın almanıza izin verebiliyor. Ama siz tek tıkla böyle bir alışveriş yaptığınız zaman süreçte bir yanlışlık olduğu hissine kapılıyorsunuz. Oysa ki sizi önce birazcık bekleterek birkaç araya tıklama daha koyduğu zaman, sizi biraz daha beklettiği zaman siz her şeyin böyle psikolojik olarak her şeyin yolunda gittiğini düşünmeye başlıyorsunuz. Ve o friksiyon aslında size olumlu bir şeyler katmış oluyor. Yani beklemek bazen sıkıcıdır ve olumsuz bir şeydir ama bazı örneklerde ise daha olumlu bir şeydir. Mesela bir web sayfasını açacağınız zaman o sayfa geç açılıyorsa oradaki friksiyon kötü bir şeydir. Hemen o sayfayı kapatmaya çalışırsınız. Ama demin verdiğim Starbucks ve Amazon gibi örnekleri düşündüğünüzde ise oradaki yavaşlama, bekletme süreci sizin için çok anlamlıdır. Zaten olması gereken bir şeydir ve size sürecin doğru ilerlediğini gösteren bir şeydir. Bu açıdan nerelerde friksiyon katmak, o mükemmel pürüzlüğü nasıl yakalamak gerekir? Bunları aktaran ve çok güzel örnekler veren bir kitap. Bunu da mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Bir sonraki kitap ise benim için yine kolay okunan ve sayfa sayısı az olan kitaplardan bir tanesiydi. Bu da Kızımla Ekonomi Sohbetleri adlı kitap. Hani finansal okur yazarlık hakkında ben de böyle çok çok iyi seviyelerde olduğumu söyleyemem. Ama bu kitap en azından böyle Finans 101, yani finansa giriş gibi değerlendirebileceğiniz ve böyle hikaye tadında okuyabileceğiniz bir kitap. Bu nedenle hani bu konuya biraz giriş yapayım diyorsanız okumanızda fayda var diyebileceğim kitaplardan bir tanesi. Şimdi sıradaki kitaplar birazcık iş dünyasıyla ilgili. Onu da böyle ikili kitapmış gibi yan yana göstereyim. Bir tanesi Çalışmanın Mitolojisi, diğeri ise Kurumsal Kobaylar adlı kitap. Şimdi Kurumsal Kobaylar kitabından bahsedecek olursak, ben aslında bir kurumsal şirket çalışanı olduğum için bu kitapta kendimle ilgili çok örnek buldum diyebilirim. Yani böyle aslında dile getirmekte zorlandığımız ama hepimizin saçma bulduğu şeylerden böyle cesurca bahseden bir kitap. Ben de mesela çalıştığım şirketlerde, projelerde agile yöntemleri kullanıyorum. Ama bu yöntemlerin artısı olduğu kadar eksi böyle saçma gelen yönleri de var. Dediğim gibi bu kitap bu saçmalıklardan da bahsetmeyi başarabilmiş. Bu açıdan okumanızda böyle bir incelemenizde fayda olacağını düşündüğüm bir kitap. Evet, bunları okuduktan sonra yine düşüncelerinizi, fikirlerinizi dile getirmek maalesef çok kolay olmayacak. Ve genelde susmayı muhtemelen tercih edeceksiniz. Ama bu kitap neler anlatıyor? Buna özellikle bakmanızda fayda var diyebilirim. Şimdi Çalışmanın Mitolojisi adlı kitaba dönecek olursak, aslında biz neden 8-5 çalışma ihtiyacı duyuyoruz? Günümüzün ve hatta ömrümüzün büyük bir bölümünü neden çalışmaya ayırıyoruz? Daha anlamlı işlere ayırabilir miyiz? Bir günün 8 saatini gerçekten çalışmayla geçirmek zorunda mıyız? Hani siz de bu tür sorgulamalara ihtiyaç duyuyorsanız bu kitaptan zevk alacaksınız muhtemelen. Ama biraz daha böyle işkolik gibi yapıya sahipseniz bu sizin için kötü o hissettirecek bir kitap diyebilirim. Bu gözle değerlendirip okumanızda fayda var bu iki kitabı da. Yine iş dünyasından devam edecek olursak bir sonraki öneri kitabım Asla Yalnız Deme adlı kitap. Bu da birazcık hem iş dünyası hem de böyle kişisel gelişim tadında bir kitap diyebilirim. Bu da şundan bahsediyor. İş dünyasında bazen bir işi yapmak her şey değildir. Network çok önemlidir. Hem iş değişikliği yapacağınız zaman hem de mevcut işinizde yükselebilmeniz için maalesef bir takım ilişkilere ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu kitap birazcık bunlara değiniyor. Hatta şöyle bir şeyden de bahsediyor. Şu an mesela çalıştığınız şirkette bazı kişilerle aranız çok iyi olabilir. Ama bir iş değişikliği yapacağınız zaman muhtemelen o kişilerden destek istemeniz çok mümkün olmayacak. Çünkü şirket içinde duyulması bile çok muhtemeldir. Ama zayıf bağınız bulunan ve sizinle aynı şirkette olmayan
böyle uzaktan da olsa tanıdığınız ve konuyu böyle ufacık da olsa açabileceğiniz bir arkadaşınız varsa o kişiler sayesinde ne tür gelişmeler yaşayabileceksiniz? Bunlardan bahseden bir kitap. Yine çalışma hayatında bu tür konulara meraklıysanız bu kitabı da okuyabilirsiniz. Şimdi bir sonraki kitap ise TED gibi konuş adlı kitap. Bu kitabı sevenler de var, sevmeyenler de var. Aslında sevmeniz için şöyle bir ön şart sunabilirim. En azından benim için böyle oldu diyebilirim. Bu kitap birçok TED konuşmasından bahsediyor. Kitabı düz bir şekilde okuduğunuz zaman böyle hani okuyup geçiyorsunuz. Ama genelde bir ya da birkaç video üzerinden örnekler veriyor ve o videonun, o konuşmanın neden önemli olduğunu, hangi anlarda o konuşmanın böyle zirveye çıktığından bahseden bir kitap. O yüzden kitabı düz bir şekilde okumak yerine günlere bölüp şöyle yapmanızda fayda var. Baktınız hangi videodan bahsediyor ve hangi anları önemli. Gerçekten bunu okudunuz, sonra açıp o videoyu izlediniz ve ondan sonra tekrar bir okuma yaptığınız zaman o videolardaki ve kitaptaki şeyleri daha fazla sindirebiliyorsunuz. Eğer TED konuşmalarına özel bir ilginiz varsa ya da sunum yapma becerileri nasıl geliştirilir, bu konulara karşı bir ilginiz varsa bu kitabı dediğim şekilde okumanızda fayda olacaktır. Yani kitap artı video şeklinde ilerlemenizde fayda var. O yüzden bu kitabı birazcık zamana yaymanızda da fayda var. Bir sonraki kitap ise biraz belgesel tadında bir kitap. Aslında Turing'in böyle daha kalınca bahsedildiği kitaplar var. Onları da okuyabilirsiniz. Ama ben böyle hani kitap kısa olduğu için hemen hızlıca okudum ve videonun başında saydığım o yapay zeka konularına özellikle ilginiz varsa bu kitap hani hem sayfa sayısı da az olduğu için böyle kolay ve hızlı bir şekilde okuyabileceğiniz bir kitap. Bu kitabı okuduktan sonra yine Benedict Cumberbatch'in başrolünde oynadığı The Imitation Game filminde izlerseniz kitaptan alacağınız keyif de katlanacaktır. Bir sonraki kitap ise aslında yine iki kitap şeklinde önereceğim kitap olacak. Bunlar Cal Newport'un Pür Dikkat ve Dijital Minimalizm adlı kitapları. Bu iki kitabın şöyle önemi var. Biliyorsunuz gelişen teknoloji ve sosyal medya sebebiyle artık dikkat seviyelerimiz çok minimum seviyelere indi diyebiliriz. Yani bir şey hemen 3-4 saniye içerisinde bizi çekmiyorsa onu kapatmaya, ondan uzaklaşmaya çalışıyoruz. Pür Dikkat kitabı da tamamen buna değiniyor. Attention Economy yani dikkat ekonomisi nedir ve önemi nedir bunlara değinen bir kitap. Bu kitaptan sonra dijital minimalizme geçtiğinizde ise hayatınızı artık daha iyi nasıl yönetebilirsiniz? Bunlar hakkında fikirler ediniyorsunuz. Hem fazla eşyalarınızdan kurtulmak hem de demin saydığım o sosyal medya gibi zamanınızdan çalan şeyleri minimuma nasıl indirebilirsiniz? Bunlar hakkında öneriler veren bir kitap. Bu kitabı okuduktan sonra hayatınıza bir çeki düzen verme gereksinimi duyabilirsiniz. Hem sosyal medya gibi tüketimleri azaltmak hem de size zarar verebilecek alışkanlıkları bırakmak adına güzel bir kitap diyebilirim. Bunu da okuyup arkasından dijital minimalizmle ilgili birkaç belgesel seyretmenizde de fayda olabilir. Bu da önerebileceğim kitaplar arasında. Sıradaki kitap ise birazcık oyun dünyası ile ilgili. Eğer oyun dünyasını takip ediyorsanız muhtemelen Mevlüt Dinç'i zaten tanıyorsunuzdur. Mevlüt Dinç bu kitabında kendi hayat hikayesinden bahsediyor. Nasıl bir yerde yaşıyordu, daha sonra kimlerle tanıştı, yurt dışına nasıl çıktı, oyun dünyasıyla nasıl tanıştı ve oyun yazmaya nasıl başladı bunları anlatan keyifli bir kitap. Bu nedenle okumanızı kesinlikle tavsiye edebileceğim bir kitap. Evet, son olarak bahsedeceğim bir kitap kaldı. Bu da benim yine Barış Özcan'ın videolarında görüp hemen kütüphaneye eklediğim bir kitap oldu. Barış Özcan'ın bir videosu vardı. Artık pandemi nedeniyle evde yaşamaya başladığımız dönemde biz hani bu sürece nasıl daha hızlı ayak uydururuz? Bu konuyla da bağdaştırıp tavsiye ettiği bir kitaptı. Kitabın adı Bir Astronottan Hayat Dersleri. Ben bu kitaptan oldukça büyük bir zevk aldığımı söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi çocukken bize en çok soruların... Ben bu kitaptan büyük bir zevk aldığımı söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi çocukken en çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi şu olurdu. İşte sen büyüdüğünde ne olacaksın? Ben bu soruya hep bilim adamı olmak şeklinde yanıt verirdim. Ama kafamın bir tarafında böyle bir uzay merakı da vardı. Astronot olmak gibi meraklar vardı. Ama yükseklik korkum olması sebebiyle genelde bunları çok fazla dile getirmezdim. Bu kitapta da ilginç bir şekilde Chris Hadfield aslında kendisinin bir yükseklik korkusu olduğundan bahsediyor. Ve yükseklik korkusu olmasına rağmen astronot olmayı nasıl başarmış ve bir astronot olma yolunda hangi eğitimlerden geçmiş, onca insan arasında nasıl seçilmiş bunlardan çok keyifli bir şekilde bahsediyor. Ve kendisi böyle bir hayalin peşinde koşarken aslında ailesine ve arkadaşlarına nasıl bir hayat yaşatmak zorunda kalmış. Bunları da açıkça ve dürüstçe dile getirmeye çalışmış kitabında. Ben okuduğumda çok ilginç bilgiler buldum diyebilirim bu kitapta. Yani bir astronot olma sürecinde ne tür zorluklardan geçmiş, zirveye çıktıktan sonra dünyaya tekrar dönünce hangi ruh haline kapılmış, bunlardan bahseden oldukça güzel bir kitap. Gerçek yaşam öyküsüne de dayandığı için okumanızda büyük fayda var.
Evet, bu videomda birazcık uzun oldu ama değinmem gereken çok sayıda kitap vardı ve mümkün olduğunca hızlıca geçmeye çalıştım kitapların üzerinden. Umarım sizler için hani spoiler da olmamıştır. Ben bu yıl bunları okudum ve gerçekten keyif aldım. Videonun başında da dediğim gibi bu kitaplar 2020 yılında çıkmış kitaplar değil. Benim 2020 yılında ilk kez okuduğum ya da daha önce okuyup hatırlayabilmek adına tekrar okuduğum kitaplardı. Bunlar kesinlikle size tavsiye edebileceğim kitaplar. Kütüphanenizi ekleyip okumanızda fayda var diyorum. Kitaplarla ilgili daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi okumalar ve iyi seyirler.